Mörs kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bebek saçlarını kazıtmanın ne kadar doğru ya da ne kadar yanlış olduğundan bahsedeceğim. Çocuğun saçlarının gülleştirmesi, gülleşmesi, çoğalması, hızlı uzaması için yapılan şeylerden birisi bu. Bizim milletimize kulaktan kulağa herkes bunu söylüyor. İşte ya benim çocuğun saçları kabak gibi, kel doğdu benim çocuğum diyor birisi. Diğeri diyor ki ya diyor bizim diyor diğer bir çocuğumuz var. Biz diyor onun diyor saçlarını zamanında diyor kazıttık. Ondan sonra çocuğun saçları böyle oldu diyor. Bunu gören diğer taraftaki aile diyor ki madem öyleyse diyor biz de gidelim diyor çocuğun hafif tüyler var onları kazsalım böyle olsun diyor. Dermatoloji uzmanları, plastik cerrahi uzmanları birçok tane yani birçok uzman işinin ehli insanın söylediği bir şey var. Diyorlar ki saç kazıtmak saçı gürleştirmez. Saç kazıtmak saçın uzamasını sağlamaz. Bebekler için bu konu ince bir konudur. Kemik gelişimleri daha tam oturmadığı için saçları kazıtılmamalıdır. Bunu yapmayınız diyor. Size biraz daha açayım bunu. Diyor ki yani kazıdığınız zaman sizin o görsel olarak çoğaldı gibi gördüğünüz nokta çoğalması değil. Sadece uzun, kısa, uzun, kısa o aralardaki saçların hepsini sıfırladığınız için yerine hepsinin aynı anda uzamaya başladığı için görsel anlamda bir yanılmaca yaşıyoruz. Diyoruz ki evet saçların hepsi aynı anda çıktığı için görsel olarak biraz daha toplu gelmiş gibi oluyor. O bize diyor ki gürleşti çocuğun saçı. Hayır olay o değilmiş. Yani çocuğun saçlarını boştan yere artık kazıtmayın gürleşmesi için. Zaten çocuğun kendi ekolojik dengesinde, kendi metabolizma dengesinde kendiliğinden olacak. Yani o çocuk siz bunu hani çocuğun saçı çıksın isteseniz de çıkmasın isteseniz de ha evet bunu kolaylaştıracak birkaç yöntem var ama bu kazıtmak değil onlardan bahsedeceğim. Ama zaten kendisinin bir dengesi var. Yani bebek daha o yatacak, başını kaşıyacak, bir şeyler olacak. Saç kökleri uyarılmaya başlayacak, biraz daha gürleşmeye başlayacak. Evet şimdi peki ne yapabiliriz bu durumda? Diyorlar ki normalde saçların derisine asla yağ sürülmesi taraftarı olan bir adam değilim. Kendi işimde de asla hiçbir yetişkini hayatım boyunca buna önermedim, önermem de. Çünkü dökülmesini arttıracağını biliyorum. Saç köklerinin hava alması gerekiyor. Ama bebeklerde durum birazcık farklı. Çünkü sadece bir badem yağıyla çocuğun saç köklerini uyarmak için haftada bir kere hafif bir masaj yapılabilir. Normalde saç derisine yağ sürülmesini asla önermem. Ama bu yetişkin bireyler için. Önümüzdeki bir bebek olduğu için uzmanlar bunu öneriyor. Çocuğu korkutmak yerine hem de eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir şekilde yavaş yavaş bir badem yağıyla masaj yapabilirsiniz. Bu çocuğun saç köklerini uyaracak ve yavaş yavaş saçlarının gürleştiğini, yani daha doğrusu çıkmaya başladığını ve hepsinin de aynı anda çıkmaya başladığını görmeye başlarsınız. Üzmeye, ağlatmaya, korkutmaya, ya şu anda pandemi durumundayız, risk yapmaya da gerek yok. Ben salonda kesmiyorum ama birçok kesecek insanın olduğunu tahmin edebiliyorum. Çünkü kestirmek isteyenler çok ısrarlı davranıyor bu konuda. Yazık çocuklara, buna gerek yokmuş. Yapmayalım bunu. Hani hep birlikte bunu öğrenip herkese duyuralım. Ağlar, korkar, ürker. Haliyle o metalin soğukluğu vızzz diye bir ses geliyor. Yani çocuk için de ayrı bir dünya. Yani çocuğa da eziyet oluyor. Çocuklar dünyanın en masum varlıkları. Onları üzmüyoruz, onları ağlatmıyoruz, onlara kıyamıyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzun sonuna geldik. Aşağı yorumları takip ediyorum. Merak ettiğiniz soru ve sorunları oraya yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.